Merhabalar, Diyarbakır'dayız. Ben Ergin Aydın, Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği Başkanıyım. Mehmet Bey'in daveti olarak önce şahsen gelip bir Diyarbakır'daki OSB'yi, Tekstil OSB'yi görmek istedik. Yani birkaç saat içinde 12-13 firma gezdik. Çok etkileyici, inanılmaz bir ekosistem var, büyük bir fırsat var. Bizim dernek olarak hayalimiz Türk markalarının direkt dünyaya markalaşarak açılması ve Diyarbakır'da topraktan podyuma projesini başlatmak istiyoruz. Bununla ilgili burada görüşmeler yapıyoruz. İnşallah Eylül-Ekim ayında büyük bir sempozyum yapıp bütün firmaları toplayacağımız güzel bir etkinlik yapacağız derneğimiz olarak. Bugün buraya fizibilite görmek için geldik ve çok etkilendik. Yani ülkenin topraklarında inanılmaz güzel güçler var, çok güzel firmalar var, çok kaliteli ürünler var. Şaşırtıcı derecede büyük fırsatlar var ama bir nevi dünyaya açılamamışlar. Dünyaya açılan pencere olmak istiyoruz TİÇAT olarak ve buradaki bütün firmalara sesleniyoruz. Gelin beraber dünyaya açılalım, katma değerimizi artıralım ve biz tasarım olsun, pazarlama olsun her anlamda zaten bütün üyelerimiz olduğu gibi destek vermeye devam edeceğiz. Bir de inşallah yakında güzel bir sürprizimiz var. Biz Urfa'da, Bitlis'te, köy okullarına çok büyük destekler verdik sosyal sorumluluk projesi olarak. Burada inşallah bir de Diyarbakır'da böyle bir proje yapmak istiyoruz. En kısa zamanda sürprizlerle geleceğiz. Evet, burada pamuk da olduğu için zaten topraktan podyuma dedik. Markalaşma konusunda Future Brands isminde çok ciddi bir oluşuma sahibiz. Derneğin arkasından öyle bir oluşum yaptık. İnanılmaz güçlü bir kadro ve bütün markaların dünyaya açılabilmesi konusunda zaten Türkiye olarak genel bir eksikliğimiz var. Diyarbakır az değil. Hani yok gibi Türk markası dünyaya tamamen açılsın. Hep bir eksikler var. Bunu biz çözeceğimize inanıyoruz ve Diyarbakır'dan dediğim gibi topraktan podyuma projesini başlatmak istiyoruz. İstihdam olarak ben de bugün geldiğimde 2 milyon nüfusun 950 binin 0-24 yaş olduğunu gördüm ve genç nüfusta işsizlik oranının çok arttığını gördüm. Burada yakında duyuracağımız çok güzel bir istihdam hareketi başlayacağız TİÇAT olarak. Ben o protokolü imzalamadan söyleyemeyeceğim ama başladığımızda ilk ilimiz olarak Diyarbakır olduğunda onlara söyledim. Burada gezici karavanlar yapıp istihdam anlamında gençlere iş imkanları sağlayacağız. Çünkü çok kısa sürede 25 bin gibi bir istihdam sağlanmış ve organize 2'ye 3'e doğru gidiyor, büyüyor. Yani bu 50-60 bin, 70 bin olmaması için işten bile değil. Biz de dernek olarak zaten birçok kişiye istihdam sağladığımız için bu anlamda inşallah güzel işbirlikleri yapacağız. Ben Ergin Aydın olarak cevap vereyim. 42 tane farklı ülkeye gittim. 300-350 tane farklı şehir gördüm dünyada. Kendi ülkemizi unutuyoruz. Diyarbakır'a hiç gelmemiştim. Bugün neden bu kadar geç geldiğim için hayıflandım. İnanılmaz güzel. Yani Diyarbakır inanılmaz tertemiz ve çok güzel bir il olduğu için herkesin buraya gelip turistik bir seyahat yapmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Ben birkaç saat içinde etkilendim. Keşke 2 gün, 3 gün daha koysaydım da daha fazla görseydim. Onun için de tekrar geleceğim. Diyarbakır çok güzel. Bildiğiniz üzere Diyarbakır tekstilde neredeyse Türkiye rol modeli olabilecek bir ihtisas OSB'miz var. Ve bunun sadece fason işçilikle yürümeyeceğini daralan dünyada görebiliyoruz. Dolayısıyla bizim amacımız aslında biraz daha Diyarbakır'ı görünür hale getirebilmek ve tekstildeki ihracat kültürünü biraz daha oturmasına vesile olmak. TİÇAT Başkanımızla tesadüfen bir görüşme gerçekleştirdik ve Diyarbakır'dan bahsedince mutlaka gelip bu anlamda görmek istediklerini söylediler. Çünkü biz Diyarbakır'da TİÇAT üzerinde Avrupa'ya, Amerika'ya ve dünyada değişik ülkelere ihracatı geliştirebileceğimizin aslında bize bir köprü oluşturabileceğini kanaatine vardık. Dolayısıyla hem yerinde görmek, sabahtan biz Tekstil OSB'deki farklı firmalarımızı, farklı ürün grupları olan firmalarımızı ziyaret ettik. Bu sadece bir başlangıçtı. Bundan sonraki süreçte yine Ergin Başkanımızın, yine kendi yönetimiyle birlikte Diyarbakır'da daha güçlü bir şekilde ağırlayabileceğimiz ve Diyarbakır'ın tamamının, bu sektörün tamamının içinde olduğu bir sempozyum ya da tekstil zirvesi tarzında bir çalışmayla birlikte Diyarbakır'ı ve bu sektörü hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya biraz daha görünür olmasına vesile olmak. Diyarbakır genç nüfusun çok yoğun olduğu, aynı zamanda işsizliğin olduğu bir yoğun olduğu bir kent. Emek yoğun bir sektör olmasından kaynaklı bu iki sorunu da çözebilecek tekstil konfeksiyon firmalarımız her geçen gün
sayısal anlamda da, kalite anlamında da, terminler anlamında da kendi adından söz ettiriyor. Dolayısıyla biz de bunun ikinci etabımızın da açılmasıyla birlikte, tabii bugün yönetimde değiliz, yönetimdeki arkadaşlarımız var. Ben sadece burada bir sanayici, bir işletmeci olarak aslında bu noktada rehberlik yapmaya çalışıyorum ve bunu biraz daha görünür olmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sanayi kültürünün maalesef çok olmadığı bir yer. Tekstilin ve konfeksiyonun gelişmesiyle birlikte yine kurumsal firmalarımızın katkılarıyla Diyarbakır'da her geçen gün bu anlamıyla biraz daha isminden söz ettiriyor. Dolayısıyla avantaj boyutuyla genç nüfus, işsizlik, dezavantajı belki sadece geçmişten gelen çalışma kültürünün noktasında ufak problemler yaşıyoruz. Onun haricinde herkesi Diyarbakır'a bekliyoruz. Sadece gezmek, görmek için değil, aynı zamanda gelip buradaki potansiyeli, teşviğin vermiş olduğu yine avantajlarla birlikte burada yatırım yapmalarını ve Diyarbakır'ın artık sanayide de isminden söz edecek bir noktaya gelmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz.